Hayatınızda sıklıkla duyabileceğiniz bu cümleleri dikkatle okuyun ve insanların neden kendilerine artık inanmadıklarını anlamaya çalışın. Evet, anlaması güç. Çünkü bu insanların aslında başarabilecekleri bir planı çöpe atmaları ve başarabileceklerine dair inançlarını kaybetmeleri çok anlamsız. Bu insanları hatta kendinizi daha iyi anlayabilmek için Seligman'ın öğrenilmiş çaresizlik deneyini inceleyeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öğrenilmiş çaresizlik kavramının ortaya çıkışı Martin Seligman'ın 1960'lı yıllarda depresyona olan ilgisiyle başlamıştır. Seligman, hayvanların öğrenmesi üzerine yaptığı bir takım çalışmalar ile bu kavramı psikoloji alanına kazandırmıştır. Ortaya çıkan bu kavramı daha iyi anlayabilmek için şimdi gelin Seligman yaptığı deneyi yakından inceleyelim. Seligman'ın deneyinde denekler köpeklerdir. Köpekler iki farklı kafese yerleştirilmiş ve bu kafeslerin zeminlerine köpeklere elektrik şokları verilecek şekilde düzenekler koyulmuştur. Ama kafesler arasında bir fark bulunmaktadır. Kafeslerden birinde köpeklerin basarak elektrik şokunu durdurabilecekleri bir düğme bulunmakta. Diğerinde ise bulunmamaktadır. Kafeslere belli aralıklarla elektrik şoku verilmiş ve bir süre sonra elektrik şokunu durdurma düğmesi yer alan kafesteki köpekler düğmeye basmaları gerektiğini öğrenmişler ve burunlarıyla düğmeye basarak çektikleri acıyı durdurmuşlar. Diğer kafesteki köpekler ise bir durdurma düğmeleri olmadığından yalnızca çaresizlik deneyimini yaşamışlar. Bir süre sonra bütün köpekler başka bir kafeste toplanmış. Şok durdurma düğmesi olmayan kafeste. Yalnız bu yeni kafesin çitleri köpeklerin kaçmalarına elverişli, son derece alçaltılmış durumdadır. Elektrik şoku verildiğinde düğmeli kafesten gelen köpekler çitten atlayarak kafesten kurtulmayı başarmış. Ama durdurma düğmesi olmayan kafesten gelenler elektrik şokuna maruz kalmaya devam etmiştir. Sonuç olarak birinci kafesteki köpekler elektrik şokunu durdurabileceklerini ve bunu yapabilmek için bir yol aramaları gerektiğini öğrenmişler. İkinci kafesteki köpekler sadece çaresizliği deneyimlediklerinden elektrik şokunu durdurmak için hiçbir girişimde bulunmamış. Pasif bir şekilde ve acı çekerek şokun bitmesini beklemişlerdir. Çaresizliği öğrenmiş olan bu köpekler farklı bir ortama yerleştirildiklerinde de şoktan kaçamayacaklarına inanmaya devam etmiş. Tamamen özgür ve diğer kafesten gelen köpeklerle eşit şartlara tabi oldukları halde acıdan kaçmaya teşebbüs dahi etmemişler. Bu deney fareler ve balıklar ile tekrarlandığında benzer sonuçlar alındığı görülmüştür. Hatta insanların denek olarak kullanıldığı deneylerin de olduğu söylenmektedir. Martin Seligman teorisini şöyle özetler. Ne zaman ki bir kişi yaptığı şeyin küçük de olsa fark yaratamayacağına kendini ısrarla inandırırsa kendini çaresiz hissedecek ve hiçbir şey yapmamayı tercih edecektir. Şimdi hayvanlar üzerinde yapılan bu etik dışı deneyin sonuçlarını düşün ve şu soruyu kendine sor. Gerçekleşme ihtimali olan kaç işini çaresizlik deneyimlerin sonucu yarım bıraktın? Thank you.